Evet, kanaldan ayrılıyoruz. Şu anda hazırlıklar yapılıyor. H'lerimizi kapatıyoruz. Bu görev Duru'nun görevi. Her zaman o yapıyor bunu. Motoru çalıştırdık. Isınmasını bekliyoruz. Bugün çapada olduğumuz için ben de çapanın başına geldim. Çapayı çekeceğim. Burada bir yerde olması lazım. Evet, buldum. Aşağıdan açmıştık. Böyle bir durum var. Biz dün çapayı salarken çapayı 60 metre sanıyorduk. Ama gösterici 17,5 metrede bitti. Boza kancası takmıştık. Onları unutmuşum. Şimdi onları çekiyorum önce. Çıkarıyorum. Evet, onlar hazır. Şimdi ön taraftan çek deyince Tarık, ben boza kancaları çapayı çekeceğim. Hazırım. İki taneydi. Evet, ikisini de söktüm. Tamam, şu an ileri ya da geri de bana. Geri. Peter kanalından çıkıyoruz. Çapayı aldık. Çapayla ilgili şöyle bir şey vardı. 17,5 metre yazıyordu. Ben salmaya devam ediyorum 60 metre olduğunu sandığımız için. Ondan sonra tak diye kilitlendi. Sonuna kadar çıkmış. Sonra ne ileri ne geri geliyor. Ondan sonra işte Duru'ya verdim. Aşağı yukarı yaparken ben de aşağıdaki dolabın içine girdim. Bütün gücümle asıldım. Bir şekilde kurtardık çapayı. Bayağı maceralıydı ama şimdi merak ediyoruz. İçi 60 metre mi yoksa 17,5 metre mi, anlayamadık. Türkiye'ye gelince ona da baktıracağız. Böyle bir çapa maceramız da oldu akşam. Şimdi kanaldan çıkıyoruz. Sağ solu gördüğünüz gibi tekneler var. Tonozlara bağlanmış. Biz akşam bu sağ tarafta yer bulamadığımız için sol tarafa, çapaya bıraktık teknemizi. Bayağı maceralıydı ilk çapa tecrübemiz. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bu gece nerede kalacağız bilmiyorum. Bakacağız. Seyrimiz devam ediyor. Kanaldan çıktık. Bir süre motorla devam ettik. Rüzgar 10 nota yaklaşınca yelkenlerimizi açtık. Ara ara 15-20'lere geldi. 8 not yelkenle gördük sürati. Şimdi böyle sakin sakin ilerliyoruz. Şu anda nerede geceyi geçireceğimizi bilmiyoruz. Yelkenle seyir yapıyoruz. Güzel bir yerlere gelince de hava kararmaya yakın. Durmayı planlıyoruz. Şu anda bir hedefimiz yok yani. Şuraya gideceğiz, şurada kalacağız diye. Bakalım. Supumuzu da böyle teknenin yan tarafına koyduk. Kolay oluyor. Söndürüp şişirmekle uğraşmıyoruz. Önde şişirilmeyi bekleyen dingimiz var, hazırlanmayı. Şu anda motorunu asmamız için gerekli olan parçayı eşim kuruyor arkada. Sağanak çıktı. Düşüyordum. Adriyatik'te sanki bizden başka hiç kimse yok gibi, demin onu konuştuk. Herkes bir yerlerde muhtemelen ama nerede? Etraf bomboş. Denizde bir tek biz varız iki gündür. Evet, şu anda hava 12 knot. Biz 6-7 knot gidiyoruz. 13'e 7 gibi. Gayet iyi. Bir de dün Marine Market'ten bunları aldık. Vardeveralara takıyorsunuz. Yaslandığınızda oldukça rahat oluyor. Makarnalardan kendiniz de yapabilirsiniz. Biz şimdi diğer taraflara öyle burayı kaplamayı düşünüyoruz. Bir de mavisini beğenmedik. Türkiye'den sambrella kumaş getiriyor annelerimiz. Burada gerekli gördüğümüz yerlere uygulamalar yapacağız. İşte vinç kollarını kapatacağız. Dümenlere bir şeyler yapmayı düşünüyoruz falan filan. Gayet güzel. Keyifli bir seyir yapıyoruz. Yolumuza devam ederken birden rüzgar acayip arttı. 25 knotlara kadar çıktı yay yay sağanaklarla. Şu anda da 19 knot.
6.8 gidiyoruz. Ama camadan vurduk. Şöyle göstereyim. Gerçekten maceralı bir seyir olarak devam ediyor. Güneş batmak üzere. Arkamızda. Ve yine bomboş denizler. Kimsecik daha yok. Seyir esnasında bu motor takma aparatını kurduk. Sonra da motorumuzu taktık, elektrikli motorumuzu, ama emin olamadığım için ben bir de böyle ipliklerle bağladım, halatlarla. Ne olur ne olmaz diye. Sağlamlığından emin olunca bu beyaz tahtanın ipleri çözeceğim. Daha motoru da denemedik. Sırada dingiyi şişirip hazırlamak var. 30 Ağustos'a kadar hepsini halletmemiz gerekiyor. Aşağıyı netalamamız gerekiyor. Anneler geliyor, odaları boşaltmamız lazım. Ve etrafı topladıktan sonra da bir 458 turu yapacağım teknede. Şu anda saat 11.30. Biz seyrimize devam ediyoruz. Öğlen gibi çıkmıştık yola. Hava çok güzel, yani rüzgar çok iyi yelken seyri yapmak için. Biz de devam etme kararı aldık. Gün aydınlanana kadar herhalde bu gece devam edeceğiz. Nerede duracağımıza hala karar veremedik ama şu anda rüzgar çok iyi. Gece seyri oldukça keyifli. Aslında dolunay var ama bulutlar girdiği için araya bugün çok aydınlatmıyor. Dün daha iyiydi. Zaman zaman 10-15 nata iniyor ya da işte böyle 25-26 natlara kadar çıkan sağanaklar oluyor. Oldukça sert rüzgarlar. Biz de camadan vurduk yelkenlerimize. Keyifli bir yelken seyri yapıyoruz. Bizi çok etkilemiyor. Radarımız olduğu için de rahat gidiyoruz geceleri. Dalga da çok yok şu anda. Onun için radarda bizi rahatsız edecek görüntüler yok. Direkt önümüzü net bir şekilde görebiliyoruz. 20'leri geçti rüzgar. Oldukça sert ve serin oluyor esince. Navigasyon ekranımız bu şekilde. Bu tarafta AIS ve yolumuz var. Bu tarafında da radarımız var. Şöyle. Kim buradan ayarlaması oldukça zor. Şöyle radar bu şekilde. Evet, buradan da rüzgarı ve yönünü takip ediyoruz. İki tarafta da var bundan. Şu anda sancak baş omuzluğumuzdan 83 metrelik bir gemi geliyor. Eni de 85 pardon. Eni de 14 metre. 13 knot hızla geliyor ortalama bize doğru. Böyle AIS'ten kontrol ediyoruz. Vibrant Crow City ismi de. Şurada ben görüyorum ama bakayım kamera gözükmüyor karanlıkta ama ışıklarını ben görüyorum şu anda sancak tarafımızdan. Vallahi şu anda zor bir durumdayız. Acayip bir gök gürültüsü ve sağanak yağmur başladı. Kapris Adası'na yanaşmaya çalışacağız. Rüzgar 26-27 knotlardaydı. Biz de çok güzel 7 knot hızla devam ediyorduk. Bir anda gök gürültüsü ve sağanak yağış başladı. Şu anda zaten yağmurun sesini duyuyorsunuzdur herhalde. Ve gök gürültüsü olunca şimşek çakma, hemen bir yere girmek istedik ama şu anda yaklaşık 1 saatlik yolumuz var Kapris Adası'na. Motor da açtık, hızlıca adaya yanaşmaya çalışacağız. Saat şu anda 1.54, 2'ye geliyor. Yaklaşık 12 saattir yoldayız. Şöyle diğer telefonla ışık yaptım, çalıştım. Yağmur sesini de duyuyorsunuz. Şöyle sıkıraktan gözüken yağmurlarda bu şekilde. Şimdi yardım etmem gerekiyor. Yani acayip bir yağmur var. Şu anda görseniz. Bardaktan boşalır kısmı kaldığı herhalde şu anda bunu anlatıyor. Sıcaktan düştüm acaba. Böyle çıkıyorum. Anlaşılmıyor ama çok yağmur var. Hiçbir gösterebilsem kaldı değil mi? 1 mil yolumuz kalmış adaya geldiğimize. Motoru hızlandı, çekiyor. Dün gibi şimşekler çakıyor. Yelkenlerimiz camadan şeklinde açık. İyicene yaklaşınca onları kapatıp. Evet, saat 3.45.
Şu anda bağladık teknemize. İşlerimiz bitti. Ben sıcak suyla elimi yüzümü yıkayıp biraz ısındıktan sonra son bir durum bilgilendirmesi yapmaya havuzluğa çıktım. Tarık hala ön tarafı hallediyor. Yağmur dindi, rüzgar dindi. Kapris koyuna geldik. Kapris adası koyuna geldik. Marina'da yer yok. Burada bir tane tonoz bulduk boşta. Ha, bir tane de şu var arkamızda. Gözüküyor mu bilmiyorum şöyle. Ha, şu kırmızılar. Tonoz bunlar. Bunlara bağlıyoruz. Bir tane bulduk. Bir de arkamızda vardı. Toplam iki tane boş var. Herkes rüzgardan dolayı gelmiş zaten. Ve yağmur ve gökkuşu gürültüsü. Biz de buraya geldik. 3.45 yaklaşık 13 saattir falan yoldaydık. Aslında daha devam ederdik. Rüzgar çok iyiydi ama gök gürültüsü bizi biraz endişelendirdi. Onun için buraya geldik. Bayağı bir yol geldik ama bundan sonraki durağımız Split. Ondan sonra da Dubrovnik olur büyük bir ihtimal. Orada 2 gün kalmayı planlıyoruz. Biraz dinlenmek için ve de orayı gezmek için. Onun dışında çok aydınlıktı burası. Böyle ışıl ışıldı gelirken girişte. Ve sağlı sollu insanlar alargada ve şeyde duruyorlardı, tonozlarda. Biz koyun en dibine geldik. Zor bir yolculuktu son 2 saati özellikle. Rüzgar şiddetliydi, yağmur çok yoğundu, sağanaklar artıyordu, yelkenleri kapattık. Gök gürüldemeleri bir taraftan. Motoru açtık, son gaz. Buraya kadar geldik. Şimdi son toparlamaları yapıp dinlenmeye geçeceğiz. Nasıl Tarık, halledebildin mi? Kapris Adası'ndan merhaba. Maceralı bir geceden sonra burada uyandık ve karşımızdaki manzara bu şekilde. Güzel, şirin bir kasaba. Biraz sonra orayı gezmeyi düşünüyoruz. Şimdi öncelikle buradaki tonozlardan bahsedersek, geçen sefer bağlandığımızdan bunlar farklı. Üstten böyle büyük bir demiri var. Alması çok daha kolay. Sonra da altında minik bir halka varmış. Onu sabah fark ettik. Oradan geçiriyorsunuz. Biz dün gece bütün iplerimizi üstteki halkadan geçirip bağlanmıştık. Ama sabah anladık ki o kırmızı şeyin altında bir tane daha halka var. Oradan bağlamak gerekiyor. Şu anda iyi durumdayız. Bağlıyız. Hiçbir kayma sapma olmadı. Geceyi burada rahat bir şekilde geçirdik. Gece de çok fırtınalıydı. Yaklaşık 15-20 gündür kurulmayı bekleyen dingimizi bu sabah kurmaya başlamış eşim ben uyurken. Şimdi artık son aşamasına geldik. Şişiriyoruz. Biraz sonra ilk kez dingiyle tekneden ayrılıp karaya yanaşıp bakacağız bakalım neler var. Bir de şurada şöyle bir dağ var. Orada da yürüyüş yolları gördük. Bir de oraya bakacağız. Dingiyi kurmak oldukça kolaydı. Önce manuellerini okumak bayağı bir zamanını almış Tarık'ın. Ondan sonrası zaten daha kolay. Açtıktan sonra böyle 4 tane parçadan oluşan bir alüminyum tabanı var. Onları taktık birlikte. Bunları taktıktan sonra da şişirmeye geçiyor sıra. Şimdi de şişiriyoruz. Herhalde bir 10 dakikaya hazır olur. Biz de ilk dingi yolculuğumuza çıkarız. Evet, Kapris Adası'na şu sol taraftan giriş yapılıyor. Az önce dingimizle karaya indik. Böyle evlerin arasından dolaşıyoruz. Çöpümüzü elimizde alacak yer arıyoruz. İnsanlar buralarda denize giriyorlar. Kendi önlerine iskeleler yapmışlar. Çok çok küçük bir yer. 3 tane restoran var. Şimdi önünden geçeceğiz. Onları da tekrar çekerim. Bunun dışında başka bir şey yok. Hatta çöp kutusu bile yok. Sahil şeridinde. Şimdi ara sokağa girip çöp kutusu bulmaya çalışacağız. Evet, restoranlardan biri bir tanesi bu. Bu kadar sahil şeridi. Bir tane de ileride var. Meydanı da bu kadar bir yer. Sağ tarafta küçük bir marinası var. Akşam burada yer yoktu. Şu
geldik. Oradan alışverişimizi yaptık. Şimdi teknemize geri gidiyoruz. Burada çöp varmış. Görmedik. Böyle küçük bir yer. 10 dakikada her yerini gezdik. Birim birim sahil kesimini. Hiç taraflara girmedik. Çıkmamız gerekiyor. Ara sokakları da böyle daracık sokaklar yapmışlar. Arkadakilerin sahile bağlantısı çok çok az. Bazılarının yok yani. Nasıl geliyorlar anlamadık. Belediyecilik çok kötü burada. Evet, Dingi'ye geldik. İlk defa bugün Dingi ile karaya çıktık. Çok keyifliydi. Uzun zamandır kurulmayı bekliyorum.